Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle patatesimiz, biraz da mısır unumuz varsa muhteşem, güzel bir kahvaltıya çıtırlar yapacağız. Çubuk çıtırlar yapacağız, çok beğeneceksiniz. Çok kolay, hemen patatesimizi soyuyoruz bu şekilde. Küp küp doğrayacağım şimdilik. Şöyle indireyim. Bu herkesin evinde bulunan bir malzeme, doyurucu. Ve besleyici diyorum aynı şekilde de. Böyle soyayım. Soyduğumuz patatesleri küp küp şöyle doğrayıp hemen tenceremizin içerisine atıyoruz. Üzerini geçecek şekilde de suyunu koyup haşlamaya bırakıyoruz. Çok basit. Çok da kolay. Hem tasarruflu diyorum, yani çok şey değil, uygun her evde bulunan bir malzemedir. Önemli olan farklı şekillerde yaptığınız zaman daha çok seviliyor, daha göze hitap ediyor. Böyle şöyle üzerine suyu geçecek şekilde koydum. Hemen ocağı yakıp üzerine koyuyorum. Hemen haşlanacak bu taraftan. Bu kadar. Yaktık altını. Burada pişsin. Haşladığım patatesi süzdüm. Bu şekilde koyuyorum. Böyle çatalla güzelce ya da bir eziciyle güzel bir şekilde bunu böyle eziyorum. Siz de aynı şekilde bunu böyle ezin. Ezelim iyice. Ondan sonra baharatlayalım. Bu şekilde. Muhteşem çıtırlar. Çubuk çıtırlar yapalım. Çok beğeneceksiniz. İyice ezildiğinden emin olun. Çünkü güzel bir püre olması lazım. Hiç böyle elimize takılmadan hepsini güzel bir şekilde böyle ezelim. Ezdiğimiz patateslerimizin içerisine şöyle bir kaşık karabiber koyuyoruz. Şöyle az bir şey, tuzunu kendi şeyinize göre, ölçünüze göre atın. Tuz çok önemli. Herkesin atma şeyi farklı olur. Ve bir bardak da mısır unudur. Mısır unumuzu da yine kontrollü bir şekilde diyorum. Çok sert olmayan ve çok da cıvık olmayan bir hamur elde etmek istiyorum. Bazı patatesler siz de biliyorsunuz suyu çok emer. Bazısı hiç emmez, çok kuru olur. Onun için yine de kontrollü bir şekilde korsanız daha güzel olur. Bunu böyle güzelce karıştırıp iyice ezeyim. Tam bir bardak nişastamız girdi içine. Şöyle de elimle de güzelce hallettim. Şimdi kenara aldım. Biraz beklesin. İşleme başlayalım. Bir parça koparttığım patatesten güzelce böyle bir rulo yaptık. Ve elimize susamı aldık. Şöyle az bir şekilde ve bastıra bastıra bunu da böyle üstünden gezdiriyoruz. Batırmak değil de böyle bastırarak yaparsanız daha güzel olur. Şöyle kenara koyuyorum. Yine aynı şekilde elimize o kadar bir patates aldık yine. Görüyor musunuz? Çok kolay ve basit. Çok uzun olmasını istiyorsanız böyle yapın.
Ve yine böyle susamımızı koyuyoruz. Yine böyle. Düz bir şekilde rulomuzu yaptık. Kenara indiriyoruz. Böyle. Hepsini böyle yapacağız. Tavamızın içerisine yağımızı aldık. Şimdi sırayla bunları tek tek güzel bir şekilde kızartacağız. Yağımın içerisine hemen böyle atıyorum. Biraz uzun yapmışım tavama göre ama bakacağım, eğer uzunsa keseceğim tabii ki. Şunu da koyayım. Şöyle aralarını açık bırakarak şimdi pişsin tabağıma alayım. Artık kızardılar. Görüyorsunuz çok güzel bir şekilde. İçerisine hiç yağ emmiyor. Onu da söyleyeyim size. Hiç kuşkunuz olmasın. Birazdan içini de keseceğim. Size göstereceğim. Çok güzel bir şekilde. Susamıyla filan muhteşem oluyor. Şöyle indireyim ve tekrar diğerlerini de atayım içerisine. Şöyle. Hepsini koyduk. Şunu da atayım. Şu küçük kesmiştim. Ah, sıçrattım. Böyle. Şu anda kızartmaları da yaptık. Videomun sonuna geldim. Gerçekten enfes bir tadıyla çok da beğenilen bir tariftir. Siz de bunu deneyebilirsiniz. İçine asla yağ çekmiyor. Çok da güzel, dışı çıtır çıtır. Muhteşem bir tarif verdim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize sağlıkla, sevgiyle bakın diyorum. Sevgiler.